Selam arkadaşlar. Bugün 18 Temmuz doğum günüm. O yüzden beraber hazırlanalım istedim. Geçen sene yapmıştım böyle bir video. Çok hoşuna gitmişti. Bu sene yine aynısını yapayım istedim. Yine böyle beraber hazırlanalım. Cilt bakımı yapacağız. Yağlanma karşıtı bir bakım uygulayacağım bu sefer. Hava çok sıcak. İstanbul'dayım ve gerçekten dayanılacak gibi değil. Bütün gün dayansın istiyorum makyajım. Şu anda erken yani saat cilt bakımımı yapıp ondan sonra makyajımı da yaparız. Sonra çok abartmayı düşünmüyorum ama bir akşam yemeğe gideceğiz. Böyle giyineyim, güzel bir fotoğraf falan da çekeyim diye düşündüm. Pasta da sipariş ettik. Annem burada bu arada. Uçağını kaçırdığı için. Pastayı beraber keseceğiz. Sonra onu havalarına bırakıp biz de yemeğe gideceğiz. O zaman başlayalım. Yüzümü yıkamıştım bu arada. Sabah banyo yaptım. Saçlarım nemli yani şu anda. Ejentri'nin Yarmouth cleanser'ını kullanmıştım. LED maskesi rutininde de bahsettim zaten. Çok beğendiğim, çok nazik bir temizleme sütü. Ama değişik bir ürün yani böyle temizleme sütü demek de çok doğru olmuyor. Süt kıvamında bir temizleyici diyebiliriz buna. Yani bu aşırı böyle cildi irite olmuş, bariyeri bozulmuş ciltler için tasarlanmış. Gerçekten müthiş nazik bir ürün. Sanırım gördüğüm en nazik temizleme jellerinden bir tanesi. O yüzden böyle özel bir yere koyuyorum bu ürünü diyebilirim. Bununla yüzümü yıkıyorum sabahları. Bu arada çift aşamalı temizlik yerine geçebilir demiştim. Özellikle irite olmuş ciltler ve çift aşamalı temizlik tercih etmeyen ciltler. Bunu böyle tek başına da kullanabilirler demiştim o videoda. Kendin için de mi aynı şeyi söylüyorsun diye soranlar olmuş. Ben o videoda bunu su bazlı temizleyici yerine kullanmıştım. Ben şahsen bunu su bazlı temizleyici gibi görüyorum ve öyle kullanıyorum. Ama dediğim gibi herkes çift aşamalı yapmayı sevmiyor. Nazik ama içerisinde yağlar da olan bir temizleyici arıyorsanız bu güzel bir seçenek olabilir. Aynı serinin bir de toniği. Böyle süt kıvamında bir tonik bu. Ben bunu böyle kağıt maske yaparken de kullanıyorum. Yapısının çok ince olması çok hoşuma gidiyor. Burada yüzüklerini de çıkartayım. Çok ince yapılı olduğu için yaz aylarına çok uygun. Hem çok güzel nemlendiriyor. Yüzüme yediriyorum. Yani bunu nemlendirmenin ilk aşaması gibi düşünebilirsiniz. Nemlendirici tonik essence niyetine kullanıyorum yani. Kayınpederim oluyor bir dakika. Şimdi çok hızlı emilen bir ürün zaten. Cildin üstünde kesinlikle katman bırakmıyor. Özellikle yazın bu tarz nemlendirici tonikler çok faydalı oluyor bence. Çünkü çok fazla katman olmasını istemiyoruz ciltte, cilt kusmasın diye. O yüzden çok böyle yoğun yapılı ürünleri ben yazın kullanamıyorum açıkçası. Bu tarz böyle hızlı emilen, ince yapılı ürünler daha çok hoşuma gidiyor. Göz kremini de sürelim. Bu da Dermis Vita'nın kafein ve argirin içerikli göz kremi. Bundan şişelerce bitirmişimdir. En sevdiğim göz kremlerinden bir tanesi. Böyle bitirdikçe ara veriyorum ve zaman zaman kullanıyorum diyebilirim. Yani ara veriyorum 3 ay gibi. Sonra tekrar açıyorum bir tane. Gerçekten etkisini çok sevdiğim diyorum. Buradaki kaşıkları açmaya ciddi anlamda yardımcı oluyor. Şimdi Pure Choice markasının bu %10 niasinamid, %2 çinko içeren serumunu kullanacağım. Bu Pure Choice markasından denediğim son ürün oldu ve yarısından fazlasını da bitirmişim zaten. Güzel bir niasinamid serumu. Biliyorsunuz yüksek oranda niasinamid içeren serumları formüle etmek çok zor. Özellikle böyle cilde uygun yapmak çok zor. Yani çoğu kişinin cildinde ciddi anlamda kusmalar yapabiliyor. Benim cildim alışık olduğu için tahmin ediyorum. Buyurun ben de herhangi bir kusma vesaire yapmadı. Özellikle çok yağlı ciltliyseniz, yağlı ciltliyseniz ve karma ciltliyseniz de T bölgenize kullanabilirsiniz. Benim şimdi yapacağım gibi. Ben bu tarz serumlardan özellikle yazın çok faydalanıyorum. Çünkü bunun içerisinde tam olarak yağlanma karşıtı içerikler var. %10 niasinamid, zaten niasinamid %5'ten yüksek olmaya başladığı zaman yağlanmaya özellikle çok iyi geliyor. Çinko da aynı şekilde yağlanmanın önünü ciddi anlamda alıyor. Bunun içerisinde bir de ayrıca amamelis özü de var. Amamelis de gözenekleri sıkılaştırmaya yardımcı olacak içeriklerden biri. Bir de Salix Alba Bark Water diye geçen söğüt kabuğu suyu yani doğal salisilik asit içeriği olarak kullanılıyor aslında. Elma suyu da var içerisinde. Arginin, allantoin, pantenol, sodyum PCA gibi bariyer destekleyici doğal nemlendirici faktörler de var. Salisilik asit, glikolik asit, laktik asit de göreceksiniz. Listenin çok alt sıralarında yani çok az miktarda bu içerikler de var. Yulaf, maya özü gibi diğer güzel içerikleri de görüyorum. Bir de 4 farklı moleküler boyutta hyaluronik asit de var içerisinde. İçerisinde parfüm esansiyel yağ yok. Eğer niasinamid serumu ile cildiniz anlaşıyorsa bence yağlanma karşıtı serum olarak bir şans verebilirsiniz benim gibi. Dediğim gibi sadece T bölgesine geçiyorum ürünü. Yanaklarıma sürmeyeceğim bunu. Çünkü benim yanaklarım yağlanmıyor. Benim gözeneklerimin belli olduğu yerler ve yağlanmanın olduğu yerler T bölgesi. Bu arada saat öğlen 12 gibi cildin yağ salgılaması maksimum düzeyde oluyor. Dolayısıyla sabahları hani bu tarz bir ürün kullanmayı düşünebilirsiniz. Eğer yağlanma probleminiz varsa yani. Çok böyle sürmeden pat pat hareketlerle cildime yayacağım bunu.
müthiş faydasını gördüm. Diğer ürünlerden farklı olarak bundaki içerikler bir tık daha farklı. O yüzden denemek istedim bunu zaten. Bu üründe düşük miktarda asitler de var gördüğünüz gibi. Bir de hamamelis, elma suyu vesaire gibi içeriklerin olması ilgimi çekti. Bir de %2 çinko var. Ve yağ baskılama özelliği daha yüksek. Diğer denediğim sorunlara göre. O yüzden kuru cilde uygun olur mu açıkçası bilmiyorum. Yani ben daha çok yağlı ciltlere ve karma ciltlere uygun buldum bu ürünü. Çok hızlı emiliyor. Cildim üzerine katman bırakmıyor. O da çok hoşuma gitti. Böyle aşırı kalın bir yapısı yok. Bu yağlamanın önüne çok güzel geçtiği için özellikle sabahları makyaj altına uygulamayı ben çok seviyorum. Özellikle de dışarı çıkacaksam, terleyeceğimi, yağlanacağımı bildiğim bir gün geçireceksem çok faydalı oluyor. Yanaklarıma da Margot ampulü kullanacağım. Bu Isentrin'in en sevdiğim serumu zaten. Bu da ince yapılı bir ürün. Hani yaza da özellikle uygun bulduğum ürünlerden bir tanesi. Ben şimdi nemlendirici uygulamayacağım. Sadece güneş kremi kullanacağım. Şunun birazcık emilmesini bekleyeyim. Bu arada yağlanma karşıtı demişken bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Çünkü onun da çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ben yazın Feedy Method yapmaya özellikle devam ediyorum. Feedy Method ile alakalı biliyorsun daha önce bir sürü video çekmiştim. Son zamanlarda kullandığım salisilik asit toniği de Pure Choice markasının %2 salisilik asit içeren toniği. Gerçekten çok başarılı bir tonik. Yani Türk markalarından bir Marüderm denemiştim zaten. Bir de bu markayı denedim. Marüderm ve Pure Choice arasında şöyle bir fark var. Hani onu belirteyim. Marüderm de çok başarılıydı. O da çok güzel yapıyordu işini. Fakat onda köpürme problemi vardı arkadaşlar. Onun içerisinde sürfaktanlar vardı. Pure Choice'de böyle bir problem yok. O yüzden Pure Choice almaya devam edeceğim. Çünkü hem %2 salisilik asit içeriyor. Bu tarz böyle Feedy Method yapmaya çok uygun. Sırt sivilceleri için de kullandım. Ben bayağı etkisini gördüm. Sırt, dekolte. Şimdi bu taşınma döneminde kendime çok dikkat edemedim. Tahmin edersiniz ki. Bir de milletten ödünç aldığım kıyafetlerle geçirdiğim için böyle sentetik kıyafetlerle giydim. Onlar da bu sırt sivilcelerini daha kötü yaptı gerçekten. Yani bayağı bir toparlandı. Çok daha kötüydü arkadaşlar. Bayağı kocaman kocaman sivilceler çıkarmıştım. O sivilcelere de çok iyi geldi. O %2'lik tonik. Bu arada yazın kullanmaya devam etmekte sakınca yok mu derseniz bence %2 içeren salisilik asit toniklerini yazın deniz tatiline girecekseniz ara verin. Yani bir iki hafta öncesinden kullanmayı bırakın ara verin. Ama eğer hani şehir hayatındaysanız ve güneşten cildinizi koruyorsanız şehir hayatı için sorun olacağını düşünmüyorum ama deniz tatili için asitler biraz tehlikeli olabiliyor. Cildinizi güneş ışınlarına daha hassas hale getirdiği için. Daha önce dermatologlarla yaptığım yayınlarda özellikle Doktor Ezgi Özkır'la yaptığım Instagram canlı yayını vardı. Ben yazın salisilik asit kullanımını öneriyorum demişti. Bilginiz olsun hani öneren doktorlar da var bu arada. Kişisel deneyimler yine ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum. Cildimdeki serumla tamamen emildi. Zaten bunun üzerine ben artık bir nemlendirici sürmeyeceğim. Sebebi de zaten biraz nemli bitişli bir güneş kremi kullanacağım. Bu suya dayanıklı, terlemeye dayanıklı da bir güneş kremi bu arada. Hani bütün gün beni götürsün diye açıkçası. Bunu süreceğim şimdi. Ondan sonra makyaja geçeriz zaten. Şöyle bir bölüde çay kaşığı kullanıyorum ben yüzüme ve boynuma. Bu kaşığı da bana çok soruyorsunuz. Bu bildiğimiz hani kaşık setleri oluyor ya mutfak kullanımı için olan kaşık setlerinden bahsediyor. Amerikan ölçüsü bu. Bir bölüde çay kaşığı. Bu da yaklaşık 1,25 ml olarak söyleniyor. Yani zaten yüzümüze sürmeniz gereken miktar da bu olduğu için hani artık ben gerçekten sadece bu kaşıkları kullanıyorum. Çünkü hani sürmem gereken miktarı sürmüş olduğuna emin oluyorum. İki parmak kuralı her ürün için uygun olmuyor maalesef. Bazıları çok böyle ince yapılı losyon gibi oluyor çünkü biliyorsunuz. Bazen sürmeniz gerekenden fazlasını sürüyor olabilirsiniz. Özellikle de böyle mineral filtreli bir ürünse yapıları daha kalın oluyor onların biliyorsunuz. Bu arada şunu da ekleyeyim. Aslında mesela mineral filtreli bir ürün kullanmak hem hassas ciltler için de uygun biliyorsunuz mineral filtreli ürünler. Hem de mineral filtreli ürünlerde genelde çinko yoğun miktarda olduğu için de yağlanmanın önüne çok güzel geçiyor. Fakat ona daha kalın yapılıyor oluyorlar. O yüzden ben şimdi böyle daha çok insanın hoşuna gidebilecek bir ürün kullanıyorum şu anda. Bu üründe yeni nesil filtreler var. Ben gerçekten yapısını, duruşunu müthiş beğendim. Hatta daha önce hatırlıyorsanız Bioderma Aqua Fluid'i kullanıyordum. Onun formülasyonu değişmiş. Shorts olarak da paylaşmıştım. Görmediyseniz mutlaka shortslara da bakın. Bu arada her gün düzenli paylaşmaya çalışıyorum yani. İzleniyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Çünkü kısa kısa bilgiler paylaşıyorum orada da. Onun yerine bulduğum ürün bu oldu. Bir tane daha suya dayanıklı, terlemeye dayanıklı bir güneş kremi var. O birazcık daha kuru ciltlere uygun. Bu mesela yağlı ciltlere de uygun. Yani böyle parladığına bakmayın cilde oturuyor. Avène'in Sports Fluid ürünü. Bu mesela Daylong benzeri bir ürün bence. Yani Daylong'u seviyorsanız bunu seversiniz.
Hatta Daylong'dan daha ince yapıldı diyenler var. Ben çok beğendim. Daylong'u duruşlarını, ciltte duruşlarını çok beğendim. İki üründe de çok dayanıklı, suya dayanıklı filtreler var. Çok böyle uzun süre dayanan filtreler var. Ve iki üründe water resistant diye geçiyor. Hatta bir tanesi very water resistant, bir tanesi de waterproof. Ve iki üründe yüz ve vücut kullanımı için uygun. Şimdi ben yazı bu iki ürüne geçirmeyi düşünüyorum. Yani bitirip yenilerini alacağım. Başka macera aramıyorum. Bir tane daha ürün var. Türkiye'de yok maalesef. Tayland seyahatimde almıştım bunu. Bu bir Japon güneş kremi bu arada. Türkiye'de bulunmuyor ama eğer hani olur da yolunuz yurt dışına düşerse veya işte yurt dışından ürün getirenlerden getirme şansınız varsa mutlaka bir şans verin derim. Dünyanın en iyi güneş kremlerinden bir tanesi bence bu. Suya dayanıklı bir ürün. Yeni nesil filtreler var bunlara. Şöyle inanılmaz bir dokusu var. Bu da suya dayanıklı dediğim gibi. Bunu ben vücuduma falan çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Hiç böyle sivilce falan da yapmıyor. Çok güzel bir ürün. Mesela bu da bittikçe alacağım ürünlerden bir tanesi. Yolum uzak doğuya düşerse böyle 3-4 tane stoklayacağım bir ürün yani öyle söyleyeyim. Çünkü seyahatlerde gerçekten kurtarıcı oluyor. Ürün gördüğünüz gibi çok güzel böyle parlak bir bitiş bırakıyor ciltte. Ama emiliyor tamamen. Ben şimdi bir 10 dakika kuracağım. Sonra makyaja devam edebiliriz. Evet, geri geldim. Gördüğünüz gibi tamamen emiliyor. Cildin üzerinde hiç böyle katman yok. İşte topaklanacak bir ürün de yok. Aynı zamanda çok iyi nemlendi cildim. Tam istediğim gibi bir yağ bürteni aslında bu. Siyah dümdüz bir satan elbise giyeceğim böyle 2 sene önce almıştım. Bu sene böyle çok renkli giyinesim yok açıkçası. Böyle dümdüz siyah bir elbise giymek istiyorum ama kafama şöyle bir şey takacağım. Geçen sene de benzer bir şey takmıştım hatırlıyor musunuz? Fotoğraflarda falan çok güzel oluyor. Saçlarımı da şöyle toplamayı düşünüyorum. Şu renge uyumlu bir mavi makyaj yapalım istedim. Geçen sene böyle multikrom farlar kullanmıştım. Yine böyle multikrom far kullanacağım. Bu arada saçlarla sonra uğraşırız. O yüzden şöyle bir topluyorum. Şimdi önce dudaklarımı nemlendirmekle başlıyorum. NYX'in Fat Lip oyalarından. Şık rengi. Bu en koyu renklerinden bir tanesi. Ben bunu gerçekten dokusuna falan hayrandım yani. Çok çok seviyorum. Başka bir rengi daha vardı bende. Newsfeed rengi. Bir de bu koyu rengini aldım. İkisi de çok güzel. Bu birazcık daha canlı duruyor dudakta. Özellikle son zamanlarda bu tarz renkler zaten çok moda oldu biliyorsunuz. Şimdi önce underpainting yaparak başlayacağım. Birazcık bronzer tarzı bir ürün kullanacağım. Baya güzel bir renk bu. Yani evet bir bronzer rengi kesinlikle ama bu arada yukarıda ustalar var. Umarım duymuyorsunuzdur yani bir şeyleri monte ediyorlar yukarıda şu an. Yüzümü hafif ısıtsın diye kullandım bunu bu arada. En sevdiğim fondöteni kullanacağım. Yani çok uzun zamandır gerçekten favorim bu arkadaşlar. Ki elimde bir sürü yüksek fiyatlı fondöten de var. Hatta fondöten dosyası çekeceğim deyip duruyorum ya. Bu ürün yüzünden çekemiyorum arkadaşlar fondöten dosyasını. Çünkü elim sadece buna gidiyor. Başka bir şey kullanmak istemiyorum. Ki yani benim elimde Lisa Eldridge var. Shiseido, Armani falan gibi yani çok yüksek fiyatlı. Gerçekten böyle 1000 lira üstü bir sürü fondöten var elimde şu an. Ama ben sadece bunu kullanmak istiyorum. Gerçekten dünyanın en güzel fondöteni bence bu. Bunun üzerine çıkabilen bir formül ben denemedim. Uyarıyorum bu ürün yağlı ciltlere bence uygun değil. Kalma ve kuru cilt ürünü. Bence kalma ciltler bayılacaktır. Yani kalma ciltlerini çok seveceğini düşünüyorum. Şöyle 2 pompa kadar alıp spatula ile yayacağım bunu. Şimdi bu ürünü niye bu kadar çok beğendim? Aslında hani en başta denediğimde kokusu falan bayağı kötü. O açıdan hoşuma gitmemiş. Çok kötü bir kokusu var gerçekten. Fakat hiçbir ürün gün içinde bunun kadar güzel durmuyor cilt. Yani bu ürün böyle ciltte kaldıkça güzelleşiyor resmen. Ve genelde fondötenler biliyorsunuz çizgilere dolma oluyor. Gün içinde güzel gözükebilen fondöten gerçekten az. Yani onu söyleyebilirim. Bu kesinlikle bir istisna olmuş. Mesela Maybelline Superstay tintini de denedim. İlk sürdüğünü de çok güzel duruyor. Ama gün içinde ciltte duruşunu beğenmiyorum. Bir de deli gibi okside oluyor. Bunda okside olma problemi yok. Üstelik de hem BB krem inceliğinde bir ürün. Yani BB krem sürmüşsünüz, nemlendirmişsiniz gibi ince bir ürün. Ama müthiş kapatıcı ve onlardan çok daha kalıcı olduğunu söyleyebilirim. Yani özel gün makyajlarına da mükemmel olur. Günlük makyajlara da oluyor. Tam bir joker fondöten yani. Hani normalde fondötenlerden bu kadar etkilenmiyorum. Onu da söylemek istiyorum ama bu bir başka bir seviye olmuş gerçekten. Şimdi bir tane yeni bir ürün aldım Huda Beauty'den. Pore Filter Color Corrector diye. Bu yeni çıkan gözaltı için tasarlanan corrector, likit corrector'ları. Pink pomelo rengini aldım. Bana en uygun olan bu olur diye.
Normal pol filtre kapatıcıya göre daha ince bir yapıları varmış bunun. Aslında bunu fondötenin altına sürerseniz de daha iyi olabilir. Ama ben unuttuğum için şimdi kullanacağım. Baya böyle pembe şeftali bir rengi var. Ben daha pembe bekliyorum. Benim şuradaki mavi mor rengi kapatacak mı? Bir bakalım şimdi. Bayağı başarılı. Bayağı nötrlüyor ve çok kalın yapılı olmaması da hoşuma gitti. İnce yapılı bir ürün. Gerçekten güzel duruyor. Tabii bunu tek başına kullanmıyorsunuz. Çünkü bu hafif turuncu pembe kalabilir böyle kalmaması için. Üzerine yine normal kapatıcınızı geçiyorsunuz. Ama tabii kapatıcının altında çok böyle yoğun bir katman oluşturmaması için güzel tutturmuşlar bence yapısını. Kesinlikle çok beğendim. Çok başarılı bir ürün olmuş bu. Revolution'un In Real Life Filter Finish kapatıcısını kullanacağım. Bendeki C3 rengi. Bu soğuk tonlu bir renk. Kapatmak istediğim her yere geçeceğim şimdi. Bu zaten çok başarılı bulduğum bir kapatıcı benim. Hem ince yapılı bir ürün hem de gayet kapatıcılığı yüksek bir ürün yani. Hem ciltte güzel duruyor hem de göz altında güzel duruyor bence. Kesinlikle bir şans verilebilir diye düşünüyorum. Revolution'dan başka bir kapatıcı daha beğeniyordum biliyorsunuz. Conceal and Define diye. Ona göre daha ince yapılı mesela, o yüzden bu daha çok hoşuma gidiyor şu anda. Daha az belli oluyor ciltte yani, öyle diyeyim. Fenty Embossed. Bununla da kontür yapacağım. Cildime gerçekten hayran kaldım ya. Fondöten inanılmaz. Bunu da ben paylaşmıştım. Yine shorts olarak paylaşmış olmam lazım. Tatum blush teyplerinden. Pink rengi arkadaşlar. Buna hatta muadil olarak da şunu göstermiştim. Çok beğeniyorlar. Hatta bu da sabitlenen yapıda. Revolution'un Liquid Highlight Pink Lights. Çok beğeniyorlar yani. Gerçekten yani yanakta ayırt etmeniz imkansız. Üstelik bu sabitlenen bir yapıda. Bu birazcık daha kalıcı tahta göre. O yüzden ben bunu uygulayacağım. Şu fırçayla iyice yediriyorum ve cildin üstünden böyle geçiyorum. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Bu aslında aydınlatıcı bir ürün. Yani içerisinde yansımalar var. Ama böyle çok simsim durmuyor kesinlikle. Çok güzel boyut kazandırıyor yanaklara. Ve bunu ben böyle koyu renk bir aldık geçeceğim zaman altına baz renk gibi geçiyorum. Ama çok böyle doğal yanaklar seviyorsanız tek başına da kullanabilirsiniz. Ben şimdi bir iki renk daha kullanacağım. Şu yanağı da yapalım. Gerçekten çok sağlıklı duruyor. Özellikle açık tenliyseniz belli olacaktır bu renk. Benden daha koyuysanız belli olmayabilir. O zaman aydınlatıcı niyetinde kullanabilirsiniz. Benim rengime yakınsanız o zaman böyle çok böyle doğal bir allık rengi gibi duruyor. Ray Beauty'nin likit allıklarından Encourage rengini kullanacağım. Birkaç rengi var bende bu allıklardan. Onların da hatta muadillerini biliyorsam, muadil renklerini biliyorsam daha doğrusu. Çünkü birazcık muadilsiz bir ürün kalıcılığı sebebiyle diye düşünüyorum. Hani kalıcı ve pigmentli allıklar bunlar. Bu kadar kalıcı ve pigmentli allık bulmak uygun fiyatlı ürünlerde daha zor. Ama imkansız değil, var yani. Sadece hem renklerini hem de formüllerini tutturmak çok zor oluyor. Ama elimden geldiğince elimdeki renklerin benzerlerini buldukça paylaşacağım sizinle. Kısa video olarak gelir o da. Gerçekten kısa videoları izlemiyorsunuz görüyorum ama ben de gerçekten güzel şeyler paylaşıyorum. Bu arada hani swatch videoları olsun, muadil videoları olsun, gerçekten bir sürü alternatif paylaşıyorum. Kısa videoları pas geçiyorsanız geçmeyin derim. Çünkü eminim ilginizi çekecek şeyler var yani orada da. Evet, yanak makyajını da bitirdik. Ben şimdi yüzü sabitlemeye geçiyorum. Esklan markasının pudrasını kullanacağım. Transparan pudrası bu. Ben bu pudrayı çok başarılı buldum arkadaşlar. Hani yüksek fiyatlı pudralarla yarışabilecek bir pudra bu bence. Sadece şunu eklemek istiyorum. Kesinlikle pufla kullanın bence bunu. İyice pufa dağıtın. O şekilde daha çok memnun kalırsınız diye düşünüyorum. Göz altında grileşmeye falan sebebiyet vermiyor. Kuruluk da belli etmiyor. Ben gayet başarılı buldum yani. En azından hani toz pudra arayışındaysanız ve zannediyorum bununla hani baking yapanlar da var. Ben baking yapmıyorum. Bu şekilde sabitleme pudrası olarak kullanıyorum. Ama o şekilde kullananlar da var gördüğüm kadarıyla. Yani ona da uygun. Baking yapmaya da uygun. Şöyle yağlanacak yerlerin üstünden geçeceğim. T bölgesi, gözlerin altı, bir de çene. Şu yanaklara pek dokunmayacağım yani. Şu parlak görüntüyü kaybetmek istemediğim için. Bir Kiko'nun farbazını bulamadım. Buralarda bir yerde olması lazım ama bulamadım. O yüzden şimdi bir şey kullanmayacağım ama. Bana genelde farbazı soruluyor. Kiko'nun farbazı çok başarılı.
Pahalı ürünlerden de en beğendiğim Nars'ın farmazı. Bu transparan olan. İşte gerçekten kalıcılığı arttıran ürünler bence. Kaşlarımı da doldurayım hemen. Ultra Thin Brow Pencil. Bunu kullanıyorum 02 rengi. Bendeki kaş maskarası olarak da yine yeni aldığım bir ürünü deneyelim. Bu Ariane Beauty'nin kaş maskarası. Şöyle ilginç bir fırçası var. Sanırım önce şununla sürüyorsunuz. Sonra arka tarafıyla taranıyor. Sabitlenecek mi acaba? Çok emin olamadım. Bir kurumasını bekleyip yorumlayayım bunu. Çil kalemiyle de ben de en üstünden geçeceğim. Şimdi bağ paletine geldik. Ben bu Anastasia'nın Cosmos bağ paletini almıştım arkadaşlar. Manyak güzel multi krom farlar var çünkü. Bir tane farı kırılmış bir şekilde geldi. Sanırım herkese öyle gitmiş. Bilginiz olsun. Mağazadan almanız daha iyi olabilir. Benim gibi internetten almayın. Almayı düşünüyorsanız yani. Ben Anastasia'nın son zamanlarda çıkardığı far paletlerine bayılıyorum yani. Bende 3 tane var şu anda. Şu far kırılmış geldi. Onarmaya çalıştım elimden geldiğince ama bu kadar oldu. Buradaki şu gördüğünüz farların çoğu multi krom farlar. Gerçekten çok başarılı farlar yani. Elim üstünde denedim. Böyle inanamadım gerçekten. Çok güzel farlar çalışmışlar. Çok hakkını vermiyor bence kamera. Ben bunu 500 TL daha ucuza almıştım. Yani ilk geldiğinde 500 TL daha ucuzdu. Şu anda 2000 liraya çıkmış fiyatı. İnanamıyorum gerçekten. Yani şu anda bir palete 2000 TL vermek gerçekten mantıklı değil arkadaşlar. Sephora da son zamanlarda müthiş fazla zam yapmaya başladı. Yani çok canım sıkılıyor duruma. Size birkaç tane uygun fiyatlı çok güzel farlar da göstermek istiyorum. Yani bunlar işte son zamanlarda keşfettiğim far paletleri. Makeup Akademi'nin far paletlerine bayılıyorum biliyorsun. Daha önce iki tane far paletini göstermiştim. Bunları denedim son zamanlarda. Beşli farını denedim. Bunlar muazzam güzel. Fransa'ya bunlarla gittim hatta. Hangi makyajı yaptıysam insanlar sordular gerçekten gözümde ne var diye. Yani çok başarılı. Fiyatına göre çok başarılı performansı olan farlar. Yeşil renk hikayesini seviyorsanız bu palete bakabilirsiniz. Şu yeşil renk inanılmaz başarılı mesela. Daha doğal tonlardan hoşlanıyorsanız bu palet müthiş başarılı. Bundaki parlak yapıdaki farlar çok güzel. Şöyle göstereceğim. O kadar güzel parlıyorlar ki gözün üstünde. Bir de şu palet var. Soğuk alt tonlu. Çok güzel bir palet bu da. Şu iki rengi göstereyim. İnanılmaz bir pigmentasyonu var gerçekten. Şu renklerin güzelliğine bakın. Bu nasıl bir renk gerçekten? Yani şu farların güzelliğine bakar mısınız? Yani ben bunları gerçekten çok severek kullandım. İyi bir far paleti istiyorsanız çok fazla para vermeniz gerekmiyor kesinlikle. Bunlar gerçekten çok güzel alternatifler. Kesinlikle bir şans verin derim. Hatta istiyorsanız bunlarla da kısa video olarak makyajları paylaşırım size. Nasıl makyaj yapabilirsiniz bunlarla diye. Yani son zamanlarda favori paletlerim bunlar. Makeup Akademi'nin paletleri. Zaten daha önce paylaşmıştım başka renklerini. Bunlar da son keşfettiğim renkleri oldu. Birkaç alternatif daha göstereceğim. Yine uygun yani nispeten uygun fiyatlı. Çok artık uygun fiyatlı bir şey kalmadı maalesef. De işte hani 1500 lira olmayan en azından. Daha önce bu pastelin liquid eyeshadow'larını paylaşmıştım sizinle. Bende 3 rengi vardı. En son bu yeşil rengi ekledim. Bu yeşil renk o kadar güzel ki gerçekten. Şimdi göstereceğim hepsini elimin üstünde. Özellikle böyle benim gibi şipşak makyaj yapmaya meraklıysanız bunlar çok kurtarıcı oluyor günlük makyajlarda. Hani göz kapağına sürüp çıkıyorsun yani. Şimdi renkleri göstereceğim size. Aralarından favorim yeşil renk oldu. Bu yeni çıkmış zaten. Gerçekten gözde o kadar güzel duruyor ki. Birkaç kere sürdüm bunu. Her seferinde gözündeki yeşil ne kadar güzel diye sordular. 221, 222, 223, 224. Böyle gidiyor renkleri. Şu en üstteki yeni çıkan rengi, yeşil olan rengi. Fakat yeşil değil tam gördüğünüz gibi. Böyle birazcık böyle çok nötr bir renk aynı zamanda. Sürü göz rengine yakışır diye düşünüyorum. Çok güzel, çok ağır renkler bunlar. Yani günlük kullanıma çok uygun. Bir de şunları göstereceğim. Bunlar çok ucuz değil ama Sephora sık sık indirime giriyor. Yani Sephora'nın kendi koleksiyon ürünleri bunlar. O yüzden bunlar sık sık indirime giriyor. Eğer yakalarsanız bir şans verin derim. Çünkü bunlar daha böyle ışıltılı, daha böyle parlak yapıda. Glitter içeren farlar. Glitter far diye geçiyor zaten. Dolayısıyla daha parlak parlak duruyor bunlar gözde. 07, 11 ve 12 renklerini göstereceğim size. Başka bir sürü daha rengi var ama hani bunlar benim dikkatimi çeken değişik renkler oldu. Bu nedir gerçekten?
Çok güzel. Özellikle gece makyajlarında inanılmaz güzel olacak bir ürün. 11 numara favorim bu arada. Bu inanılmaz bir renk. Multikrom yansımalar var yani. Lila ve mavi yansımalar var bunun içerisinde. İnanılmaz bir renk. Bir de 12 numarayı göstereceğim. Bu daha günlük kullanıma uygun. İçerisinde böyle pembe, turuncumsu yansımalar da var. Değişik bir renk bu da. Gövde çok güzel duruyor. Tek başına sürebilirsiniz yani. Ve bunlar bayağı simli arkadaşlar. Bunlar bayağı glitter içeriyor. Bilginiz olsun. Diğer gösterdiğim pastellerde mesela bu kadar sim yok. Bunlar daha böyle sedefli, daha metalik gibi. Bunlar bayağı bayağı simsim yani. Glitterlı diyebilirim. Bir tane daha ürün var göstereceğim. Bu da Golden Rose markasının Eye Glaze Liquid Eyeshadow ürünü. Bendeki rengi 08 Rosy Brown. Bu da çok güzel bir renk. Yani bu da böyle tek başına sür çık rengi. Müthiş güzel bir günlük renk bu da arkadaşlar. Yani bu da sabitleniyor, kıpırdamıyor. Ya çok fazla böyle farla uğraşmak istemiyoruz. Özellikle yazın ben mesela çok fazla böyle yoğun makyajlar yapmak istemiyorum. Tek bir şey sürüp dağıtıyorum. Maskara sürüyorum ve çıkıyorum. Şipşak ürünler yani bunlar. Özellikle çok fazla makyaj yapmak istemeyen kişilere çok uygun olur bu yüzden. Ve bunu böyle dağıttığınız zaman hani mat far falan sürmenize gerek kalmıyor. Tek başına sürüp çıkabiliyorsunuz yani. Öyle bir güzelliği var. Yani çok boyutlu gözüküyor gözde. Bu önerilerimi kesinlikle kenara not alın. Çok sade giyineceğim. Dümdüz siyah bir elbise. O yüzden göz makyajını biraz abartabilirim bence. Şu rengi alacağım. Geçiş rengi olarak kullanacağım bunu. Bunun katlanma çizgisine geçiyorum. Bu arada fırçayı da söyleyeyim. Nashita Pro 263 numarayı kullanıyorum. Bir de Minus markasının 305 numaralı fırçası. Bunlar Türkiye'ye geldi mi bilmiyorum. Bunları Kore'den almıştık. Gözün altları geçiyorum aynı rengi. Kapatıcıları geldi ama fırçaları geldi mi emin değilim. Diğer göze de aynısını yapıyorum. Şimdi şuradaki birazcık morumsu bir ara renk daha var. Onu alıyorum. Soft Light S04 fırçasıyla. Şöyle derinleştireceğim. Mesela burada daha mor gözüküyor ama göz kapağında çok daha nötr bir renge dönüşüyor. Çok beğendim bu rengi de. Ve resmen kendi kendine dağıldı yani. Fırçanın da marifet bence çünkü fırçalar gerçekten çok iyi. Ya bu fırçalar gitti mi gelmedi mi anlamadım. Bir tekrar göremedim galiba. Bayağıdır stokları yok. Türkiye'deki en iyi fırçalar bunlar bence. Soflay markasının fırçaları yani. Çok güzel böyle bir gölge vardı görüyor musunuz? Hem de çok koyu da değil. Ben şimdi bunu kullanayım diyorum ya. Bu çok güzel duruyor çünkü gerçekten bir aklıma da girdi. Şöyle göstereyim ya. Gerçekten aynı renk gördüğünüz gibi. Sonra üzerine buradan bir far daha ekleyeceğim ama. Şöyle tampon hareketlerle sürmenizi öneririm. Daha iyi belli oluyor. Çok böyle sürmeye çalışmayın yani. O zaman açılıyor çünkü. Böyle daha iyi duruyor. Bunun biraz kurumasını bekleyeceğim şimdi. Sonra üzerine normal toz farı geçeceğiz. Şöyle biraz seyrek kırık bir fırça aldım şimdi. Kenarlarını dağıtacağım bunun. Şimdi şuradaki şu mavi rengi alıyorum. Bunu da gözün tam ortasına geçeceğim. Birazcık daha bu rengi patlatmak için. Zamanında uygularsanız en iyi verimi alıyorsunuz bu arada. Çok güzel oldu ya. Multikrom farları birbiriyle karıştırmayı gerçekten çok seviyorum bu arada. Daha da boyutlu gözüküyor. Zaten boyutlu farlar. Çok güzel oldu ya. Aynı farı aslında gözün altına da geçebiliriz ama bence böyle bırakayım. Sadece gözün iç kısmına siyah kalem geçeceğim. Akmayan bir siyah kalem. Bu Kiko'nun Lasting Precision penlerinden. Siyah rengi, 16 rengi. Göz kenarlarını birazcık koyulaştırmak istiyorum. O yüzden şuradaki en koyu rengi birazcık alacağım. Eyeliner çekmek yerine bununla ince bir kuyruk çekiyormuşum gibi düşünebilirsiniz. Gözün içine de aydınlatıcı geçeceğim bu arada. Waterproof maskara kullanacağım. Dayanıklı olması için. MAC Derviş Dudak kalemini alıyorum. Benim kendi dudak rengimin neredeyse birebir aynısı. Contour rengi gibi düşünmeyin bunu. Açık pembe bir renk yani tam benim dudak rengim böyle zaten. Çok böyle contour yapmak istemiyorum çünkü zaten göz makyajı abartı olduğu için dudakları daha hafif tutmak istiyorum bugün. Ruj olarak da Marcuca Juicy liplerinden Hibiscus rengi. Ben de bunun
İki farklı rengi var. Bir de bu son zamanlarda bu parlak stilo rujlar çok popüler oldu. MAC çıkardı. İşte ondan önce zaten Romandin vardı. Makeup by Mario işte gibi bir sürü markada bu tarz rujlara rastlayabiliyorsunuz. Benim en başarılı bulduğum formül bu. Yani kendi denediklerim arasında en azından ben 3CE'den denedim seneler önce. Hatta ilk o markada gördüm o tip bir ürünü. En çok bu markayı seviyorum arkadaşlar. Sadece renk skalası biraz zayıf fakat çok güzel renkleri var yine. Hem çok parlak hem de yapış yapış hissettirmiyor bu kesinlikle. Bir de ben şey sevmiyorum bu tarz ürünlerde. Bu nane yağı koyuyorlar, nane yağı basıyorlar ya. Ben gerçekten hoşlanmıyorum. O yüzden MAC'inkini alıp denemedim mesela. Benimki ürünler değil yani. Bu tarz ürünlerde tat olmasını sevmiyorum açıkçası. Böyle nane yağı olmasını da sevmiyorum. Çünkü o dudaklardaki hissiyatı hoşuma gitmiyor benim. Bir de şu aldığı almıştım. Bunu denesek mi acaba? Çok acıcık şöyle geçsem nasıl olur? Merak ediyorum. Bir deneyelim bunu da. Bayağı tatlı bir rengi varmış. Bu arada bu tarz soğuk alt tonlu lilalar, pembeler çok moda oldu biliyorsunuz. Böyle hani makyajın son dokunuşu olarak kullanmayı seviyorum ben bunu. Böyle bütün yanağa geçmek için değil de böyle birazcık rengini kırsın diye aldığın güzel oluyor bence. Kesin muadil renk buluruz gibi geliyor bana. Elimde var hatta benzer renkler. Kore markalarında var en azından. Onu da paylaşırım sizinle. Kısa video olarak en azından. Evet, makyajımı bitirdik. Şimdi saçımı da yapalım hızlıca. Seneden sonra kendi saç rengime döndüm. Hatta kendi saç rengimden bir tık daha koyu oldu bu renk. Altta kızıl renk olduğu için akacak dediler. Birazcık daha koyu bir renge boyadılar. O yüzden şikayetçi değilim. Sadece diplerle birazcık fark oldu ama çok dert etmiyorum açıkçası. Şöyle bir jel ürün var elimde. Obsess markasının. Fiber Gum diye geçen. Strong Control. Şöyle elime yayıyorum bunu. Toplayacağım. Hava çok sıcak. Gerçekten açık bırakasım yok. Toplamak istiyorum yani. Şöyle bir tokayla daha. Şu tacı da geçen sene almıştım bu arada. Çözünürse havada kalıyor. Sabitlemeyi bir deneyeceğim arkadaşlar. Güzel oldu bence böyle. Elbisemi de göstereyim. Bu arada aksesuarlarımı da göstereyim. Neler takabilirim diye. Şöyle bir takayım diyorum. Şöyle dümdüz saten siyah bir elbise giyeceğim. Bayağı uzun boy. Neredeyse yani bileklerime kadar iniyor. Çanta olarak da bunu alırım diye düşündüm. Ayakkabı olarak da bu babetleri giyebilirim. Şöyle topuklu ayakkabılarım da var ama topuklu giymek istemiyorum. Çünkü Beyoğlu'na gideceğiz yemeğe. Yürümem zor olur diye açıkçası. Babet giyeceğim büyük ihtimalle. Son bir dokunuş daha yapacağım. Böyle değişik güzel bir ürün bu. Böyle balmı aydınlatıcıları seviyorsanız bunu seversiniz. İşte bunun içerik listesinde cilt bakım içerikleri de var. Şöyle parlamasını istediğin yerlerin üstünden geçeceğim. Çok böyle güzel cam cilt görüntüsü veriyor bu. Parfüm olarak da bunu sıkacağım. Nasa Motto. Narkotik Venus parfümü. Bunu ben özel günlere saklıyorum. Bunu daha önce videolarımda anlatmıştım. Çok güzel bir sümbül tabak parfümü bu. Çok romantik bir koku. Böyle özel akşamlara saklıyorum diyeyim daha çok. Şimdi bir dışarıda bir boydan halini de göstereyim size.